MIT açık ders malzemeleri, lineer cebir 18.06, 17. ders. Pekala. Bu diklik üzerine son dersimiz. Peki. İki tane vektör. Dik vektörlerle karşılaştık. Satır uzayı ve sıfır uzayı gibi dik alt uzayları gördük. Şimdi bugün dik tabanlı ve dik bir matrisi göreceğiz. Bu bölümde dikliği tamamen açıklığa kavuşturacağız. Ama burada birim dik kelimesini kullanmam gerekiyor. Dik olan benim vektörlerim Q1, Q2, Qn'ye kadar. Burada Q harfini kullanmak bana sadece dik şeylerle uğraştığımı, herhangi vektörlerle değil, sadece dik olanlardan bahsettiğimi hatırlatıyor. Peki bunun anlamı ne? Bundan kasıt Q'nun diğer her Q ile dik olması. Bu doğal bir fikir. 90 derece açılar veren bir taban, iç çarpımların hepsi sıfır. Tabii eğer Q kesinlikle QE kendisiyle dik değil. Burada en iyi seçimi yapacağız. Bunu birim vektör yapacağız. Bu durumda birim vektör için QE devrik QJ 1 oluyor. Boy karede 1. İşte normal kelimesini bunun için kullanıyorum. Dolayısıyla bu kısım için normalize edilmiş birim uzunluk var. Pekala. Bu dersin birinci kısmında her şeyi daha güzel yapmak için birim dik bir tabana sahip olmanın ne demek olduğunu anlayacağız. Bu hesaplamaları daha iyi yapar. Sayısal cebirin büyük bir kısmı birim dik vektörlerle çalışmaya dayanır. Çünkü bunlar asla alıp başına gitmez, asla taşmaz veya eksik kalmaz. Ve bunları bir Q matrisine koyacağız. Ve dersin ikinci kısmındaysa A matrisimizin tabanlarının, sütunlarının birim dik olmadığını kabul edeceğiz. Bunları nasıl yapacağım? Bu basit fikirle ilgili olan iki isim Graham ve Schmidt. Dolayısıyla birinci kısımda böyle bir taban oluşturduk. Bunları matrisin sütunlarına koyalım. Dolayısıyla Q matrisine bu birimlik vektörleri koyacağım. Q1 birinci sütun, Qn de n'inci sütun olacak. Ve demek istediğim şey, bu özelliği yazmak istiyorum. QE devrik, QJ'nin sıfır olması. Bunu matris formuna getirmek istiyorum. Burada yapılacak doğru iş Q devrik Q'ya bakmak olur. Peki bu bölüm A devrik A'ya bakıyordu. Dolayısıyla Q devrik Q'ya bakmak çok doğal. Buradaki güzellik bunun mükemmel çıkması. Çünkü Q devrik Q'nun satırlarında bu vektörler var. Birinci satır Q1 devrik ve n'inci satır Qn devrik. Dolayısıyla bu Q devrik. Şimdi Q ile çarpmak istiyorum. Bunu Q1'den Qn'ye sütunlar boyunca yapacağız. Bu Q'dur. Ve ne elde ediyorum? Bu gerçekten bu ilk en basit gerçek olup matriste birimlik vektörler ve birimlik sütunlar nasıl davranır? Eğer Q devrik Q'yu hesaplarsak ne olur? Eğer birinci satırı birinci sütunla çarparsam ne elde ederim? 1. Eğer birinci satırı ikinci sütunla çarparsak ne elde ederim? 0. İşte bu dikliktir. Birinci satır çarpı son sütun 0 olur.
Dolayısıyla köşegenlerde 1, diğer her yerde 0 elde ediyorum. Bir birim matrisi elde ediyorum. Şimdi bunun nasıl yapılacak doğru hesap budur. Eğer birim dik sütunlarınız varsa ve burada matrisin karesel olma zorunluluğu yoksa sadece iki sütunumuz olabilir. Bunların 4 veya çok sayıda bileşenleri olabilir. Ancak bunlar birim dik olduklarından biz Q devrik çarpı Q yaparsak, yani Q devrik çarpı Q veya A devrik çarpı A tüm skaler çarpımlarını gerektirir. Satırlar çarpı sütunlar. Ve bu birim dik durumunda en iyi cevabı birim matrisi buluruz. Pekala. Bu böyle. Yani şimdi elimde yeni çok önemli bir matris var. Daha önce neler gördük? Çok önceleri, üçgensel matrisleri, köşegen matrisleri, permütasyon matrislerini gördük. Bu önceki bölümlerdeydi. Sonra basamaklı biçimlere baktık. Sonra da bu bölümde de iz düşüm matrislerini gördük. Ve şimdi birim dik sütunlu matrislerin yeni bir sınıfını görüyoruz. Bu çok uzun bir ifade. Üzgünüm. Bunlara sadece dik matrisler diyemem. Fakat bu dik matris terimi veya belki bunlara birim dik matrisler diyebilmem gerekir. Neden ona birim dik demeyelim ki? Bence bu mükemmel bir isim oldu. Q'ya bir birim dik matris diyebiliriz. Çünkü bunun sütunları birim dik. Tamam. Fakat gelenek olduğu üzere sadece dik matrisler terimini kullanıyoruz. Biz sadece bu dik matris kelimesini onun karesel olma durumunda kullanıyoruz. Bu birim dik kelimesini bilinmeyen bir sebepten dolayı kullanmıyoruz. Dolayısıyla karesel matris olması durumunda buna dik matris diyoruz. Peki karesel olmanın önemi ne? Çünkü bu bir karesel matrisse bunun tersi de elimizde demektir. Yani dolayısıyla eğer Q karesel'se bu durumda Q devrik Q eşittir I bize der ki, bunu şunun altına yazayım. Bize der ki Q devrik Q'nun tersidir. Birim dik sütunlu karesel bir matrisin hatırlanması kolay olan bir özelliği var. Bu da bunun için birkaç örnek yazayım. Bakalım. Örneğin eğer herhangi... Evet, örnekler. Biraz örnek yapalım. Herhangi bir permütasyon matrisi alalım. Evet, gelişi güzel bir permütasyon matrisi alayım. Permütasyon Q eşittir 3'e 3'lük diyelim. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Pekala. Bunun sütunlarında kesinlikle birim vektörler var. Bu vektörler kesinlikle birbirine diktir. Dolayısıyla işte bu. Bu onu bir Q yapar. Ve bunun devriğini alırsam, yani Q devrikle çarparsam bunu yapayım mı? Şuraya Q devriği sıkıştırayım. Bu çarpımı bir kere daha yapayım. Devrik yaparsam bunu bir sütun yap, bunu bir sütun yap, bunu da bir sütun yap. Ve bu devrik ayrıca başka bir Q'dur. Başka bir birim dik matris. Ve bu çarpımı yaptığımda I'yı elde ediyorum. Pekala. İşte bir örnek. Ve aslında ikinci bir örnek daha var. Ancak bunlar gerçekten kolay örnekler değil mi? Yani dik sütunları elde etmek için bunların farklı yerlerine birler koymak...
Çok kolay bir şey. Örnek çözmeye devam edelim. Peki, işte başka bir basit örnek. Cos teta, sin teta. Burada birim vektör var. Oo, hatta bunu alayım. Evet. Cos teta, sin teta burada. Ve diğer sütunda sin teta, cos teta'yı istiyorum. Fakat iç çarpımında sıfır olmasını istiyorum. Buraya bir eksi koyarsam her şey tamam olur. Dolayısıyla bu bir birim vektör. Bu da bir birim vektör. Ve skalar çarpımını alırsam eksi ve artı yani sıfır elde ederim. Örneğin Q diyelim ki 1, 1, 1, eksi 1 olsun. Bu bir dik matris midir? Burada dik sütunlar var. Ama bu tam olarak dik bir matris değil. Bunu nasıl dik matris haline getiririm? Peki bu sütun vektörlerinin boyu nedir? Bunların kendileriyle olan skalar çarpımı şu anda 2 olur. Doğru. Bu boyun karesi. Boy kare 1 artı 1 eşit 2 olur. Boyu da 2'nin karekökü olur. Dolayısıyla bunu karekök 2'ye bölsem iyi olur. Pekala. İşte artık elimde bir dik matris var. Aslında bu gördüğünüz teta'nın pi bölü 4 olduğunda kosinüsler ve hemen hemen sanırım bu eksi sinüs aşağı iner. Böylece belki de bilmiyorum. Belki eksi pi bölü 4 ya da bunun gibi bir şey olur. Tamam. Son bir örnek daha yapayım. Sadece daha büyüklerini de elde edebileceğimizi göstermek amacıyla. Q eşittir. Bu köşedeki matrisi alayım. Ve bir şekilde bu şablonu tekrar edeyim. Bir daha tekrar edeyim. Ve sonra da buraya eksi koyayım. İşte bu dünyanın en gözde dik matrislerinden biri. Umarım doğru yapmışımdır. Görebiliyor musunuz? Bir sütunun iç çarpımını bir başka sütunla aldığım zaman bir bakalım. Eğer bu sütunun iç çarpımını şununla alırsam elimde 2 eksi ve 2 artı olur. İşte bu iyi. Eğer bununla şunun iç çarpımını alırsak elime 1 artı ve 1 eksi, 1 eksi ve 1 artı geçer. Güzel. Sanırım her şey yolunda. Ve bunu şimdi neye bölmeliyim? Bunları birim vektör yapmak için. Şu anda bu 1, 1, 1, 1 vektörün boyu 2 olur. Yani 4'ün karekökü. Dolayısıyla bunu birim vektör yapmak için bunu 2'ye bölmeliyim. İşte bir başkası. Burada çok sayıda basit örnek var. Bu oluşturum Ademar denilen bir kişinin adıyla anılıyor. Ve bunu 2, 4, 16, 64 ve böyle devam edenler için nasıl yapacağımızı biliyoruz. Ancak tabii hiç kimse hangi boyuttaki matrislerin birli ve eksi birli dik matrislere izin vereceğini bilmiyor. Dolayısıyla Ademar matrisi içinde birler ve eksi birler ve çok sayıda birleri olan bir dik matris olup bazılarını biliyoruz. Bazı diğer boyutları sanırım 5 çarpı 5 olmuyordu. Ancak bazı boyutlar var ki henüz hiç kimse buradaki gibi bir matrisin olup olmadığını bilmiyor. Pekala. Artık dik matrisleri gördünüz. Şimdi size şunu sorayım. Dik matrislerin olması neden iyi? Eğer dik bir matrisim varsa bu hangi hesaplamayı kolaylaştırıyor? Ve hatırlarsak bu matris dikdörtgensel olabiliyordu. Bunu yazayım mı? Burada bir dikdörtgensel örnek olsa iyi olacak. Dolayısıyla bunların hepsi karesel örnekler. Bunun mümkün olduğunu göstermek için buraya bir dikdörtgensel örnek yazmak istiyorum. Bana yardım eder misiniz? Bakalım. 1, 2, 2 ve eksi 2, eksi 1, 2 gibi bir şeyler koyayım.
Bu bir matris. Bunun sütunları henüz normalize edilmemiş. Bunu yapmayı asla unutmamalıyım. Bunu yapmayı daima sona bırakırım çünkü öyle yapmak daha kolay. Bu sütunların boyu nedir? Eğer bunların birim boyutta olmalarını istersem bunları boylarına bölmeliyim ki bu 1 kare artı 2 kare artı 2 kare ve bu da 1 artı 4 artı 4 eşit 9 olur. Bunun karekökünü alırsam bunu 3'e bölmeliyim. Pekala. İşte burada bu olmadan elimde bir birimlik vektör var. Yani bir birim vektör. Şimdi bu vatandaşı yerleştireyim. Şimdi elimde iki boyutlu bir uzayın sütun uzayı için bir taban var. Bir birimlik taban, tamam. Bu iki sütun birimlik. Bunlar gerdikleri bu iki boyutlu uzay için birimlik bir taban oluşturur. Bu arada birimlik vektörlerin bağımsız olmaları gerekir. Bunu birimlik vektörlerde göstermek kolay. Çünkü bunlar hep 90 derece açı yaparlar. Ve sıfır veren bir bileşimleri de yoktur. Eğer bir üçüncüsünü oluşturmak istersem, buraya ya bağımsız olan bir üçüncü vektör koyarım veya biraz sonra açıklayacak olduğum Gram-Schmidt hesaplamasına giderim. Veya bir ilham gelip, bak bu şekilde buraya neden bir, buraya neden iki koyup işaretleri ayarlayıp bunu kullanılır hale getirmiyorum da diyebilirim. Bunu çok akıllıca mı yaptım bilmiyorum. Bakalım hangi işaretler bu eksi? Belki buraya bir eksi işaret koysam iyi olur. Bu nasıl olur? Evet, belki bu işe yarar. Sanırım bu üç sütun birimdik. Ve bunlar... Bunun güzelliği bu son örnek. Belki burada hiç karekök yok. Burada Gram-Schmidt'te sorun olan şey belki daha önceden bilsek iyi olur. Çünkü ben bu vektörlerin birim vektörler olmasını istiyorum. Ve her zaman karekökler karşıma çıkıyor. Hep her zaman boylara bölüyorum. Ve bu boylar hep karekök olurlar. Dolayısıyla bir Gram-Schmidt örneği yapınca kareköklerin ortaya çıkmaya başladığını göreceksiniz. İşte burada karekök kullanmadan yaptığımız bazı örnekler var. Pekala. Tamam. Yani çok güzel. Sonraki soru bir Q'ya sahip olmanın ne işe yaradığıdır? Hangi formüller daha kolay hale geliyor? Diyelim ki bir izdüşüm istiyorum. Ve diyelim ki Q, diyelim ki Q birimlik sütunlara sahip olsun. Burada Q harfini kullanmakla bunu kastediyorum. Bunu bir kere daha yazayım. Ancak ne zaman Q yazsam onun birimlik sütunları olduğunu kastediyorum. Peki. Bunun sütun uzayına bir izdüşüm yapmak istediğimi varsayalım. Pekala. İzdüşüm matrisi nedir? Sütun uzayına izdüşüm yaptığım izdüşüm matrisine. Pekala. Bu bana kısaca izdüşüm ünitesini tekrarlama şansı verir. Bu büyük formülde içermek üzere ki bir satırda şu 4 a'lar vardı. Fakat şimdi burada q'lar var. Çünkü ben q'nun sütun bölgesine izdüşüm alıyorum. Peki bunun ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Bu Q, Q devri Q, ters Q devrikti. İşte bu 4Q bir satır içinde. Peki burada iyi olan şey ne? Bir sütun uzayına izdüşüm yaptığımı ve bu uzay için birimlik bir taban olduğuna göre bu formülü bu kadar güzel yapan şey ne? Onun güzel olmasını sağlayan bunun bir birim matrisi olmasıdır. Burada bir ters alma yapmam gerekmiyor. Sadece Q, Q devriyi elde ettim.
Dolayısıyla QQ devrik bir iz düşüm matrisidir. Aman tanrım. Bunun özelliklerini incelemekten kendimi alamıyorum. Bir iz düşüm matrisinin özellikleri nelerdir? Herhangi bir iz düşüm matrisinin bilmemiz gereken iki özelliği var. Matrisin sütunlarında birim dik taban olduğunda bunun doğru iz düşüm matrisi olduğunu söylüyorum. Tamam. Dolayısıyla işte iz düşüm matrisi bu. Matrisin karesel olduğunu farz edelim. İlk önce bana bunun sınır durumunu söyleyin. Eğer benim matrisim kareselse ve birim dik sütunları da varsa bu durumda sütun uzayı nedir? Eğer bir karesel matrisim varsa ve o bağımsız sütunlara sahipse ve hatta birim dik sütunları varsa bu durumda sütun uzayı tüm uzaydır, değil mi? Peki tüm uzay üzerindeki iz düşüm matrisi nedir? Birim matris. Eğer bütün uzayı iz düşüm yapıyorsak, her B vektörü olması gereken yerde ve bunu iz düşümle yerlerine oynatmam gerekmiyor. Dolayısıyla bu, eğer Q kareselse, bunu paranteze alıyorum. Pekala, bu aynen söylediğim gibi. Eğer Q kareselse, bu durumda burada Q devrik eşittir Q ters olur. Bunu sağa koyabiliriz. Bunu sola da koyabiliriz. Her seferinde de aynı birim matris elde ederiz. Eğer bu karesel ise. Eğer bu karesel bir matris değilse bu durumda bu olmaz. Birim matrisini elde edemeyiz. Elimizde QQ devrik var. Ve bir kere daha iz düşüm matrisinin şu iki özelliği neydi? Her şeyden önce o simetrikti. Tamam, burada sorun yok. Bu kesinlikle simetrik bir matris. Peki iz düşümün ikinci özelliği neydi? Burada bir iz düşüm alıp tekrar iz düşüm alırsanız ikincisinde hareket etmezsiniz. Dolayısıyla iz düşüm matrisinin diğer özelliği QQ devriğin iki defa iz düşümünün alınmasıyla QQ devriğin bir defa iz düşümünün alınmasının aynı olması gerekir. Bunlar iz düşüm matrisleri ve bu özelliğin hemen ortaya çıkması lazım. Çünkü biz birim dik matrisler için Q devrik Q'nun I olduğunu biliyoruz. Pekala, onu görüyorsunuz. Burada ortada Q devrik Q duruyor. Özgürüm, söylemek istediğim şey Q devrik Q'nun I olması. Dolayısıyla işte bu ortada duran bize birim matrisi vererek sadeleşir. Dolayısıyla elimizde bir tane QQ devrik kalır ve her şey tamam. Pekala. Bu iz düşüm matrisi. Tüm denklem bu bölümdeki tüm bu karmaşık denklemler matrisimizde bu birim dik tabana sahip olduğumuz zaman değerini yitirir. Peki tüm denklemlerden ne kastediyorum? Tabii en önemli denklem normal denklemdi. O eski A devrik AX şapka eşittir A devrik B'yi hatırlıyor musunuz? Ama şimdi A yerine Q var. Şu andaki düşünceme göre elimde Q devrik QX şapka eşittir Q devrik B var. Peki bunun iyi olan yanı ne? İyi yanı bu soldaki matrisin birim matris olmasıdır. Soldaki matris Q devrik Q matrisi birim olur ama genelde değildir. Genelde bu iç çarpım matrisi olup tüm bu salak iç çarpımları hesaplamak ve sistemi çözmek zorundasınız. Buradaki iç çarpımların hepsi 1 veya 0'dır. Bu birim matristir. Gitti ve işte cevap. Burada hiçbir ters alma söz konusu değildir. X'in her bileşeni bir Q çarpı B'dir. Bu denklemin söylediği şey, i'nin taban vektörünün B ile çarpımı oldu. Bu muhtemelen matematiğin bazı ana kısımları için en önemli formüldür. Yani elimizde birim dik bir taban varsa
Bu durumda i'nci taban vektörü üzerine olan i'nci izdüşümün bileşeni kısaca QI devrik B'dir. Aradığımız x sayısı kısaca skaler çarpımdır. Tamam. Pekala. Artık dersin ikinci kısmı için hazır gibiyim. Burada bir birimdik matrisle, birimdik vektörlerle başlamıyorsak, bağımsız vektörlerle başlarız ve bunların birimdik olmasını isteriz. Şimdi ben bunu artık yapabilir miyim? Şimdi burada Gram-Schmidt geliyor. İşte Gram-Schmidt. Bu bir hesaplama demeyeceğim. Bunun yok etme gibi olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü bu farklı. Amacımız artık üçgensel değil. Yok etme ile amacımız matrisi üçgensel yapmaktı. Şimdi ise amacımız matrisi dik yapmak. Şu sütunları birim dik yapmak. Dolayısıyla işe iki sütunla başlayayım. Yani elimde A ve B gibi iki vektör olsun. Ve onlar burada olanlar gibi. Onları buraya çiziyorum. İşte A ve işte B. Örneğin A özellikle yatay değil. Zaten öyle de olmamalı. Buradaki vektörlerden biri A, diğeri de B. Bu iki vektörü oluşturmak istiyorum. Bunlar 12 boyutlu bir uzayda bulunabilir. Veya 2 boyutlu uzayda da bulunabilir. Her neyse, bunlar bağımsızlar. Bunun böyle olduğundan emin olmalıyım. İşe bağımsız vektörlerle başlıyorum. Ve bundan Q1 ve Q2'yi oluşturmak istiyorum. Birimlik vektörler oluşturmak istiyorum. Ve bunu nasıl yapacağımı bana Gram-Schmidt söylüyor. Tamam. Güzel. Aslında nasılı siz de söyleyebilirsiniz. Buna ihtiyacımız yok. Açıkçası bilmiyorum. Burada sadece bir fikir var. Eğer bu fikir Gram'ın ise Schmidt ne yaptı bilmiyorum. Ama olsun. Pekala. Onu göreceksiniz. Aslında her ikisine de ihtiyacımız yok. Peki ne yapacağım? Bu birinci vatandaşı alacağım. Tamam. O gayet iyi. Bu yön iyi. Ama tamam diyeceğim. Peki, bu yönü de kabul edeceğim. Burada yapmak istediğim şey, buradaki amacım dik vektörler elde etmek ve bunlara büyük A ve B diyeceğim. Buradaki en önemli adım herhangi iki vektörden iki dik vektör elde etmek. Ve sonra sonunda bir sorun yok. Birim dik vektörleri elde edeceğim. Nasıl olacak? Bunlar benim QS'lerim. Yani Q1 ve Q2. Ve peki bunlar neler? A ve B'yi bir kere dik yapınca... güzel, bakın. Bu öyle zor bir şey değil. Belki de bu Schmidt'in yaptığı şey. Zeki Schmidt'in. Düşünce tamam. Boya bölmek. Pekala. İşte bu Schmidt'in katkısı. Tamam. Fakat Gram'ın biraz daha düşünmesi gerekti değil mi? Daha Gram'ın kısmını yapmadım. Bu kısım bir şey dışında tamam. A ile bir sorunum yok. A, A olabilir. Bu ilk yön tamam. Niye olsun ki? Onun hakkında bir şikayetim yok. Sorun ikinci yönün tamam olmaması. Çünkü bu birinci ile dik değil. B ile başlayan ama A ile dik olan bir vektör arıyorum. Bu vektör nedir? Bunu nasıl yaparım? Bu vektörden buna dik olan bir kısmı
nasıl oluşturabilirim? Ve unutmayın, bu vektörler 2 boyutta da olabilir, 12 boyutta da. Sadece bir fikir arıyorum. Peki bu fikir ne? Nerede bu vatandaşa dik olan bir vektörümüz vardı? İşte bu tüm bölümün ilk temel hesabı buydu. Bir iz düşüm yaptık ve iz düşüm bize bu kısmı verdi. Yani A yönündeki bu kısmı. Şimdi de öbür tarafı istiyoruz. E kısmını. Bu kısmı. İşte bu arkadaş bizim adamımız olacak. Bu bizim B vektörümüz. Bu bize 90 derecelik bir açı veriyor. Dolayısıyla B bizim daha önce E dediğimiz kısım olur. Hata vektörü. Peki nedir bu? Demek istediğim ne yapmalıyım? Burada B nedir? A, A'dır. Sorun yok. B ise... Pekala. Bu hata kısmı nedir? Hatırlıyor musunuz? Burada orijinal B ile başlıyor. Ve ne çıkartıyorduk? Onun iz düşümünü. Bu P'yi. Bu B vektörü, bu hata vektörü orijinal vektörden iz düşümü çıkarmak olur. Dolayısıyla burada iz düşümü istemiyorum. Onu atmak istiyorum. İstediğim dikey olan bu kısım. Tabii burada dikey bir kısım olacak ve bu sıfır olmayacak. Çünkü bu vektörler bağımsız. B'de eğer BA yönündeyse, yani eğer orijinal B ve A aynı yöndeyse, bu durumda bir yönüm var demektir. Ancak burada iki bağımsız yön var ve benim yaptığım yegane şey bu vatandaşı bulmak. Peki bunun formülü ne? İz düşümü çıkarmak istesem bunun için formül ne olur? İz düşümü hatırlıyor musunuz? Bu A'nın bir katı. Peki bu kat ne? Bu bölümün ilk dersinde x dediğimiz şey. Altta bir A devri A var ve şurada da A devrik B var. O bu değil mi? Sanırım bu Gram'ın formülü. Veya Gram-Schmidt. Hayır, bu Gram'ın. Schmidt her şeyi boya böldü. Dolayısıyla bu formül her şeyi karmakarışık hale getiriyor ki bunu yazmak istemiyorum. Sadece burada ne demek istediğimi görün. Dediğim şey bu vektörün A'ya dik olması. Yani bunlar diktir. A, B'ye diktir. Bunu kontrol edebilir misiniz? Bunu nasıl görebilirsiniz? Tabii ki bizim resmimiz doğru yaptığımızı gösteriyor. Bu matrisin A'ya dik olduğunu nasıl kontrol edersiniz? Bunu A devrikle çarparım ve 0 bulsam iyi olur, değil mi? Bunu kontrol etmem gerek. A devrik B 0 vermeli. Dolayısıyla bu A devrik çarpı, şimdi B'ye ne demiştik? İşe orijinal B ile başlayalım ve bu iz düşümü çıkaralım. Ve bunun 0 çıkması gerekir. Güzel. Burada A devrik B eksi ve burada da başka bir A devrik B var. Ve bu A devrik A bölü A devrik A, bu 1, bunlar birbirini götürür. Ve 0 elde edilir. Doğru. Şimdi sanırım artık buraya rakamlar koyabiliriz. Ama bu sistemi elde ettiğimden emin olmak için bir üçüncü vektör daha almalıyım. Dolayısıyla eğer elimde A, B ve C gibi bağımsız vektörler varsa ve A, B ve C dik vektörlerini arıyorsam, o zaman tabii ki bu üçüncü vatandaş sadece C'nin boyuna bölünmeli. Yani birim vektör olmalı. İşte artık problem bu.
Burada B'yi bulduk. A'yı kolaylıkla buldum. Ve şimdi eğer fikri gördüyseniz C için bir formülü bulabiliriz. Sanırım bu tipik bir ev ödevi problemi olabilir. Size iki vektör verdiğimde bunu yaparsınız. Size üç vektör verirsem onları birimlik yapmak zorundasınız. Dolayısıyla aynı işlemi yapıyoruz. İlk vektörde sorun yok. İkinci vektörse bu ilkine dik. Ve burada hem birinci hem de ikinci vektöre dik olan bir üçüncü vektör gerek. Bu dersin sonunda bu vatandaşı bulmamız gerekir. Bu vektör bulmak, bu vektör C'yi, bunun bu noktada A ve B'ye dik olduğunu biliyoruz. Ancak bize verilen C ve küçük C tahtadan dışarı doğru çıkıyor. Bağımsız yani. Buralarda bir C var. Bu sinir şeyi nereye koyacağımı bilmiyorum. Belki onu şuraya. Bilmiyorum. Şöyle. Bu C. Küçük C. Ve bu dikey yönü zaten biliyorum. Şu ve şu. Peki fikir ne? Bana C için olan Gram-Schmidt formülü verin. Buradaki bu C nedir? Neye eşittir? Şimdi ne yapacağım? İşe verilenle başlayacağım. Daha önceleri de yaptığımız gibi. İşe bana verilen vektörle başlayayım. Peki bununla ne yapacağım? Bunu ondan çıkarmak istiyorum. Uzaklaştırmak istiyorum. Dolayısıyla buraya bir eksi işaret koyacağım. Bunun A ve B yönlerindeki bileşenlerini çıkarmak istiyorum. Bunları oradan uzaklaştırmak istiyorum. Pekala, bunu nasıl yapacağım biliyorum. Bunu B ile yaptım. Tamam, bunu uzaklaştırayım. Peki bunu yapsam ne olur ki? Ne yaptım ben? Küçük C'yi buldum ve bundan neyi çıkardım? İsterseniz izdüşüm diyebilirsiniz. Bu A yönünde bir bileşen. Ve şimdi bunun bileşenini B devrik C bölü B devrik B'den çıkarmak bu B'nin bir katı, bu onun B yönündeki bileşeni olur. Bu bana büyük C vektörünü verir. Ki eğer biraz adalet varsa bu C A'ya dik olmalı ve B'ye de dik olmalı. Buradaki elde edemediğimiz tek şey birim vektördür. Dolayısıyla bunu elde etmek için bunu uzunluğuna bölmek gerekiyor. Tamam. Bir örnek yapayım. Hayatı biraz daha kolaylaştıralım. Sadece iki vektör alacağım. Peki, bir sayısal örnek yapayım. Size iki tane vektör vereceğim ve siz de bana Gram-Schmidt birim dik tabanı vereceksiniz. Ve bunu matris şeklinde nasıl ifade edeceğimize bakacağız. Pekala. Size iki vektör vereyim. Dolayısıyla A vektörü diyelim ki 1, 1, 1 olsun. Niye olmasın? Ve B de diyelim ki 1, 0, 2 olsun. Tamam. Ben burada hile yapıp da Gram-Schmidt'in gerekli olmaması için bunları dik yapmayacağım. Pekala. Yani bunlar dik değil. Peki büyük A ne? Bu aynı A'ya eşit. Bu güzel. Peki B ne? Peki bu orijinal B olup bundan A'nın belli bir katını çıkarıyoruz. Ve buradaki kat nedir? Buraya neler girmeli? Ve işte A burada.
Bu da ufak b. Bu büyük A aynı zamanda küçük A. Ve bunu doğru oranda şunla çarpmak istiyorum. Bu doğru oran burada A devri K. İşte bu benim oranım. Benim yaptığım işte şu anda bu. Dolayısıyla bu A devrik B, bu A devrik B nedir? 3 gibi gözüküyor. Peki A nedir? A. A devrik A ne? 3. Üzgünüm. Bunun olacağını bilmiyordum. Pekala. Ama oldu işte. Bunu neden yıkalım ki? Pekala. Bunu görüyorsunuz değil mi? İşte A devrik B ve burada A devrik A var. Bu da kesir. Bunu çıkartalım. Dolayısıyla birden biri çıkarırsam bu 0 olur. Sıfırdan bunu çıkarırsak bu eksi 1 olur. Ve 2 eksi 1 eşit 1 olur. Peki. Bu son olarak elde ettiğimiz vektör nedir? B'dir. Bunun doğru olduğunu nasıl bileceğim? İstediğim vektörü elde ettiğimi nasıl bileceğim? Buna göre B'nin dik olduğunu, yani A ve B'nin dik olduğunu kontrol etmem gerekir. Bu A, B'ye dik mi? Sadece buna bakın. Bu bir, bununla bunun skalar çarpımı sıfırdır. Pekala. Yani şimdi benim Q1 ve Q2 değerlerim ne? Bunları neden matrise koymuyorum ki? Elbette. Bunları hep koyarım. Dolayısıyla Q1 ve Q2'yi matrise koyacağım. Peki bunlar nedir? Şimdi Q'ları yazarsam her şeyi normalize yapıyorum demektir. Her şeyi birim vektör yapmam lazım. Dolayısıyla bu A'yı alacağım ve bunu kök 3'e böleceğim. Bu B'yi alacağım ve bunu birim vektör yapmak için kök 2'ye böleceğim. Ve işte benim matrisim. İşte Gram-Schmidt'ten gelen dik sütunları olan matrisim bu. Ve bu bir çeşit orijinal 1, 1, 1, 1, 0, 2 değil mi? Bunlar benim orijinal vatandaşlarım. Bunlar benim işe başladığım ikili. Bu ikili de sonuçta mutlu olarak elde ettiklerim. Çünkü bunlar birim dikler. İşte Gram-Schmidt'in yaptığı şey. Pekala. Bu matrislerin sütun uzaylarından bahsedin bana. Q'nun sütun uzayıyla A'nın sütun uzayı arasındaki ilişki nedir? Size bu tip sorular sormak suretiyle sizi düşünmeye zorluyorum. Pekala, sütun uzayı tüm sütunların bileşimleridir. Ve o bir düzlemdir, değil mi? 3 boyutlu bir uzayda 2 tane vektör var. Ve bunların sütun uzayı bir düzlem. Bu matrisin sütun uzayı bir düzlem. Bu düzlemler arasındaki ilişki nedir? Bu iki sütun uzayı arasında bunlar tek ve aynı, değil mi? O aynı sütun uzayıdır. Burada aldığım şey bu hesapladığım B şeyi. Hesapladığım bu B şeyi B ile A'nın bir bileşimidir. Ve A küçük A'ydı. Dolayısıyla burada aynı uzayda çalışıyorum. Burada 90 derecelik açılar elde ediyorum. Burada benim orijinal sütun uzayım buna. Mükemmel bir taban oluşturmaktaydı. Ama bu taban kadar iyi değil. Çünkü o birim dik değildi. Artık bu birim dik. Ve bir tabanım var. Artık yapmak istemediğim tüm iz düşümler, tüm hesaplamalar bu birim dik tabanla çocuk oyuncağı olur. Son bir nokta. Bu bölümdeki son nokta. Ve bu yok etmedeki gibi olur. Yok etmeyi nasıl yapacağımızı öğrendik. Tüm bu adımları biliyoruz. Bunu yapabiliriz. Fakat buna geri döndüğümüzde ve bunu bir matris olarak gördüğümüzde matris lisanında yok etme
Yok etme matris lisanında ne? Bunu yukarıya yazacağım. A, L, U'ydu. Bu bir matristi. Bu yok etmeydi. Şimdi aynı şeyi Gram-Schmidt için de yapalım. Doğrusal cebirle uğraşan herkes sütunları dik veya birim dik olarak yazamayacaktır. Ve bu formülleri de yazamayacaklardır. Onlar A matrisi ile Q matrisi arasındaki ilişkiyi yazarlar. Ve bu iki matris aynı sütun uzayına sahip. Ama bazı matrisler, neyse buna R diyelim. Dolayısıyla A eşittir Q R olur ki bu da aradığımız sihirli formüldür. Bu Gram-Schmidt ifadesidir. Ve ben bunu yakalayayım. İşte bu benim en son basamağım. Bu A eşittir Q R'dir. Belki bunu buraya sıkıştırabilirim. A'nın sütunları var. Bunlar A1 ve A2 diyelim. N de 2 olsun. Sadece 2 vektör olsun. Tamam. Dolayısıyla bu Q1 ve Q2'nin bazı birleşimi çarpı bir R matrisi olur. Bunların sütun uzayları aynıdır. Bu matris sadece 3 bölü 3, 1 bölü kök 3, 1 bölü kök 2 gibi sayıları içerir. Belki de içerdiği her şey budur. Burada 1 bölü kök 3, 1 bölü kök 2 ve bunun gibi şeyler var. Ancak burada da 0 var. Bu A eşit QR için olan ana nokta R'nin üst üçgensel olmasıdır. Bu sıfır üst üçgenselde ortaya çıkıyor. Bunun neden böyle olduğunu görebiliriz. Bakalım. Burada bunların ne olduğunu göstermek için genel formülleri yazayım. Sanırım burada A1'in Q1 ile iç çarpımı olmalı. Ve bu da A1'in Q2 ile olan iç çarpımı olmalı. Ve bunun sıfır olduğuna inanıyorum. Buralarda bir şey olmalı ve bu da A1 devri Q2, özür dilerim, A2 devri Q1 ve A2 devri Q2. Ama bu arkadaş niye sıfır oldu? Neden A1, Q2, 0? Bu R'nin burada üst üçgensel olmasının anahtarıdır. A1, Q2'nin niçin 0 olduğunu biliyorsunuz. Çünkü A1, bu benim, burada gerçekten bu A ve B'ydi. Bu gerçekte A ve B'ydi. Dolayısıyla bu A devri Q2'dir. Ve Gram-Schmidt'in demek istediği şey, bu oluşturduğumuz Q'ların daha önceden gördüğümüz tüm vektörlere dik olması. Önceki vektörlerin hepsine. İşte bir üçgensel matris elde etmemizin nedeni bu. Bu sonuç son derece tatminkar oldu. Eğer elimde bağımsız sütunları olan bir matris varsa, Gram-Schmidt dik sütunlu bir matris oluşturur ve bunlarla olan bağlantı ise üçgensel bir matristir. Bu son nokta, yani bağlantının üçgensel matris olması için lütfen kitaba bakın. Bunu bir kere daha görmeniz gerekiyor. Pekala, teşekkürler.